Merhabalar, Ayşe'nin İyi Noel'ler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Abonelerimizden yeni öğrenen arkadaşlarımız varmış. Onlar biraz kolay modeller istiyorlar. Modellerin arasına kolay modeller de katar mısınız Ayşe Hanım diyorlar. Bundan da kolay model olmaz arkadaşlar. Çünkü sadece sinek kanadından oluşuyor. O yüzden şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi bir tane zürafa yapıyorum. Zürafa yaparak başlayalım. Ben arasına 8 tane zürafa yaptım. Şimdikinin 9 oldu. Şimdi zürafanın içine batıyorum. Siz bu sıklıkta yapmayıp biraz daha aralıklı yapabilirsiniz. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Aralarına böyle çıtı pıtı serpiştirebiliriz. Bir tane pırpır yapıyorum. Diğerinden birazcık uzun yaptım ortadakini. Ortadakine sinek kanadı yapacağız sonra renkli olarak. Bunlar da yapraklar olarak kalacak. Şimdi tekrardan 8 tane zürafa yapıyorum. Sekizinci zürafamı yaptım. Şimdi bir tane zürafaya atlıyorum. İkinci zürafadan bir tane yuva oluşturuyorum. Bu büyüklükte bir tane yuva oluşturdum. Yuvamızın içine 6 tane sinek kanadı sığacak şekilde yapalım. Şimdi yuvamın içine batıyorum ve ipimi iki kat haline getirdim. Şimdi buraya pırpır yapıyorum bir tane. Bir tane boş düğüm atalım. Ondan sonra yapalım arkadaşlar. Modelimiz daha düzgün dursun. Bir tane bu şekilde pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Tekrar. Aşağıya bu şekilde sinek kanadı yaptım. Buraya bu şekilde 6 tane sinek kanadı yapacağız. Arkadaşlar daha bundan kolay model yani olmaz. Artık bu sinek kanadı çalışmalısınız ki diğer modelleri de yapabilirsiniz. Bu modeli yaparsanız diğer modellerin de hepsini yapmış olursunuz. İğne oyası aslında çok kolay bir şey ama ilk öğrenirken biraz zorlanıyor insan. Öğrendikten sonra çok kolay. To oyasından daha kolay. Dört tane sinek kanadımız oluştu. Şimdi ben bunları altıya tamamlayıp sonra üst kısmına geçelim. Şimdi ilkin koyu renkle başlamak istiyorum. Şöyle yine arkadan başlayacağım.
Parmağın dibini alamayanlar için ip izimiz olmasın diye arkadaşlar burada. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımı büyük tutmuyorum. Küçük bir pırpır. Şimdi 3 tane düğümden oluşturacağız modelimizi. Çok da büyük olsun istemiyorum. Şimdi pırpırıma batıp bir tane düğüm attım. Aşağıya tekrar pırpıra iniyorum. Arasını çok mesafe bırakmıyorum. Sinek kanatlarının muntazam olması için bu aradaki ipi çok geniş, bol bırakmıyoruz. Şimdi tekrar aşağı indiğim ipin içine batıp düğümümü atıyorum. Şöyle elimizle bir tane yapalım ki buradaki yukarı çıktığımız ip bol kalmasın. Tamamen diğer ipinle aynı şekilde çıksın. Şimdi tekrardan aşağı iniyorum. Bu şekilde olmaz işte arkadaşlar. Bu şekilde bırakırsanız sinek kanadı çok bozuk olur. Bunu küçültmeniz gerekiyor bu şekilde. Gelişi güzel sıkmayın düğümlerinizi. Mutlaka elinizle büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayın. Şimdi bunu buradan kesinlikle böyle çekerek bol bırakmayın yukarı çıktığımız ipi. Ayarladıktan sonra buraya elinizi koyun. Ondan sonra sıkın. Bunu birazcık büyük şekilde kesiyorum. Ve bunu tamamen kökünden kesiyorum. Çünkü üstünden geçtik. Belli olmasın diye. Şimdi ikinci ipimi de birazcık açık tonunu kullanacağım. Tekrar arkadan bağlıyorum ipimi. Şimdi tekrardan pırpırımı yapmaya başlıyorum. Pırpırımın içine batıp düğümümü atıyorum. Bu şekilde ayarladıktan sonra elimi buraya bırakıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Ve şimdi yukarı çıkıp ipimizi keseceğiz. Bu şekilde. Ve aşağıdakini tamamen kökünden kesiyorum ki belli olmasın. Çünkü üstüne geldiğimiz için çıkma yapmaz arkadaşlar. Şimdi bu ortada bıraktığımızda da arkadaşlar ben beyaz yapmak istiyorum. Siz yazmanızda beyaz olur, sarı olur. Tohum isterseniz sarı da yapabilirsiniz. Şimdi arka yüzünü döndürdüm. Ortadaki öpüklere sarı yapacağım arkadaşlar. Bir tane düğüm atıyorum. Ben diğerini tamamladım. Arkadaşlar bu modelin bir özelliği de yeni yapanlar için ütü istemiyor. Muntazam bir şekilde ütüsüz, ütülü gibi görünüyor zaten. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Küçük pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine batıyorum.
Düğümü attım. Ve aşağıya ip. Şimdi yukarı çıkıyorum tekrardan. Tekrar aşağı inip tekrar yukarı çıkıyorum. Bunu tamamen kökünden kesiyorum. Üstünden gittik çünkü. Şimdi arkadaşlar, bunlara bir tane çakmak tutun. İpleriniz sonradan açılmasın diye. Şöyle uçlarını açılmayacak şekilde. Yakmak gibi değil ama açılmamasını önlemek için. Bu şekilde de uçlarını çakmaktan geçirelim. Arkadaşlar, benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.